Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazanım soru bankasında rasyonel sayılara toplama ve çıkarma işlemi test 4'te dersimize devam ediyoruz. Gençler sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Ata yan yana kapalı halde bulunan kartları sırayla açarak bu kartlar ile toplam ve çıkarma işlemi yapıyor. Aşağıda görselde atanın açı 4 kart sırası ile verilmiştir. Ata ilk açtığı karttan sonra gençler bakın buralara dikkat edelim. İlk açtığı karttan sonra açılan kartlar arasında aşağıda verilen kurala göre işlem yapıyor. E bizden ne istiyor gençler? Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Atanın defterine yazdığı sayılardan biri olamaz. Peki gençler öncelikle kurallarını okuyalım. Açılan karttaki sayı birinci karttaki sayıdan büyük ise bu iki sayıyı topluyor. Eğer açılan karttaki sayı birinci karttaki sayıdan küçük ise birinci karttaki sayıdan açılan karttaki sayı çıkaracak gençler. Şimdi birinci kartımızda eksi 1 bölü 4'ümüz yazıyor. Pardon eksi 1 bölü 2 yazıyor. Şimdi ikinci kartta gençler artı 2 bölü 3 var. Bakın artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2'den daha büyüktür. O halde ne yapması gerekiyor? Toplaması gerekiyor. Hemen eksi 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü toplayacağım. Buradan gençler paydaları eşitlersem eksi 3 bölü 6 artı 4 bölü 6 eksi 3 4 daha 1 bölü 6. Bakın 1 bölü 6 cevabı zaten A seçeneğinde var. Demek ki A'yı elde ettik. Peki gençler. Birinci kartta üçüncü karta bakıyorum. Eksi 1 bölü 2 var. Eksi 3 bölü 4 var. Burada karşılaştırma yapabilmek için kesrimizin paydasını 2 ile genişletelim. Eksi 2 bölü 4 oldu. Şimdi gençler eksi 2 bölü 4 eksi 3 bölü 4'ten daha büyüktür. Yani açılan kart kendisinden küçük oldu gençler. Evet eksi 3 bölü 4 eksi 2 bölü 4'ten daha küçüktü. Küçük olunca ne yapıyorduk? Birinci karttaki sayıdan ikinci karttaki sayıyı çıkaracağız. Yani eksi 1 bölü 2'den bunun yerine eksi 2 bölü 4'ü kullanalım. Paydaları işlemek ile uğraşmayalım. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 3 bölü 4'ü çıkaracağım. Bakın 2 eksi yan yana gelince artıya çevirelim. ve ortak paydamız zaten 4. Eksi 2 3 daha 1 bölü 4 oldu. B seçeneğini de elde ettik. Evet gençler. Bir de dördüncü kartımıza bakalım. Eksi 1 bölü 2'ye eksi 2 bölü 4 olarak görürsek. Gençler eksi 1 bölü 4 daha büyük. O halde büyük olduğu zaman ne yapıyorduk? İki sayı toplamam gerekiyordu. Eksi 2 bölü 4 ile yani eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 4'ü topluyoruz. Paydalarımız eşit olduğu için eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 bölü 4 olur diyoruz. Bakın C seçeneğini de elde ettim. O halde hangisini yazmış olamaz. D seçeneğine elde edemeyiz dedik. Evet sevgili gençler. Devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar. İkinci soruda Aşağıdaki görselde özdeş iki sürahide kalan limonata miktarları litre cinsinden verilmiştir. Birinci sürahideki limonatanın bir kısmı ikinci sürahinin üzerine bu sürahi tamamen dolacak şekilde dökülüyor. Son durumda ikinci sürahi tamamen doluyken birinci sürahide 3 bölü 4 litre limonata kalıyor. Gençler 9 bölü 10 vardı 3 bölü 4 kaldı. Ama ne oldu? Bakın buradaki boşluk dolmuş oldu. Evet buradaki boşluğu doldur. Ne gençler? Bakın buradan birazını dökünce 9 bölü 10'dan 3 bölü 4 arasındaki fark gençler aslında burayı doldurmuştur diye düşünmemiz gerekiyor. Dolma esnasında sürahi dışına limonata dökülmemiştir. Buna göre birinci sürahinin tamamen dolması için kaç litre limonataya ihtiyaç vardır? Gençler dediğimiz gibi bakın buradaki limonatanın miktarı bu 9 bölü 10 ile 3 bölü 4 arasındaki fark gençler. Çünkü 9 bölü 10'dan yani birinci sıradan biraz döktükten sonra içinde 3 bölü 4 kalıyor. Yani bunu doldurmak için neyi kullandık? 9 bölü 10'dan 3 bölü 4'ü çıkartırsam bu kadar miktarı kullandık. Burada paydaları eşitleyelim. 2 ve 5 ile genişletelim. 9 kere 2 18 bölü 20 eksi 5 kere 3 15 bölü 20. 18'den 15 çıkartırsam gençler 3 bölü 20'lik kısmı bakın burası buraya 3 bölü 20'lik kısmı döktüm. Peki gençler 3 bölü 20'lik peki sürahi tamamen ne alıyor gençler? Yani bu sürahinin tamamı ne aldı? O halde bunu bulabilmek için 2 tam 1 bölü 5 ile 3 bölü 20'yi toplayacağım. Buradan tam sayılı kesiri gençler bileşik kesire çevirecek olursam 2 kere 5 10. Bir daha 11 bölü 5. Artı 3 bölü 20. Tabi toplama yapabilmek için paydaları eşitliyoruz. Buradan 44 bölü 20 artı 3 bölü 20. 44 3 daha gençler. 47 bölü 20. Evet, 47 bölü litre 20 bölü litre alır. Tamam diyoruz. Sürenin tamamı 47 bölü 20 litre aldı. Peki arkadaşlar. Şimdi benden ne istedi? Birinci sürahinin tamamen dolması için. Bakın buradaki boşluğun ne kadar olması gerektiğini soruyor. Ne kadar ihtiyacımız var buraya? Yani ben bunu aslında 47 bölü 20 litreyi tamamlamam gerekiyor. O halde 47 bölü 20'den şu anda içindeki 3 bölü 4'ü çıkartırsam aradaki farkı bulmuş olurum. Bunu da paydayı eşitlemek için 5 ile genişletirsek 47 bölü 20 eksi 15 bölü 20. 47'den 15 çıkarıyorum. 32 bölü 20 litre limonataya ihtiyaç var. Gençler bunu da şöyle sadeleştirelim. 4'e bölecek olursam 8 bölü 5 olur. Bunu da tam sayılı kesre çevirsek. 1 tam 5'te 3. 1 tam 3 bölü 5 litre limonataya ihtiyaç vardır. Bakın burayı doldurmak için 1 tam 3 bölü 5 litre limonata gereklidir diyoruz. Bunu da B seçeneğinde Doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Biraz yazıyı büyütemiyoruz ama dikkatli bir şekilde okuyalım. Kalanlığı önemsiz bir masa ve makara sistemi ile bir düzenek hazırlanmıştır. Bu düzenek de masalı yüzeyi sıfır kabul edilmiş olup masanın yüzeyinin üstünde kalan uzunluklar desimetre cinsinden pozitif sayılar ile masanın yüzeyinin altında kalan uzunluklar ise negatif sayılar ile gösterilmiştir. Şekilde K ve L cisimlerin masa yüzeyine göre konumları verilmiştir. Şekil 1'de gençler. L cisminin bir miktar yukarı hareket ettirilmesiyle cisimlerin oluşan son konumları şekil 2'de verilmiştir. Gençler buradaki L cismi biraz yukarı hareket ediyor. Şimdi bu yukarı hareket edince ne olması gerekir? K cisminin de aşağı doğru gelmesi gerekir. Bakın burada eksi 3 bölü 4'lük mesafe vardı arkadaşlar. Bu yukarıya geldi. Eksi 2 bölü 2 tam 3 bölü 10 oldu. Şimdi arkadaşlar burada ne kadar çıktıysa aslında K'den o kadar aşağı inmiştir diye düşünelim. Çünkü makara o şekilde çalışır gençler. L yukarı çıktığı kadar K'nin aşağı inmesi gerekiyor. Yani benden buradaki farkı istiyorsam öncelikle ne kadar yukarı çıktığını bulmamız gerekir. Şimdi eksi 3 tam 4 bölü 5'i paydasını 2 ile genişletirsem gençler eksi 3 tam 8 bölü 10 olur. Bunu da birleşik kesre çevirirsek 3 kere 10 38 daha 38. Eksi 38 bölü 10. Şimdi alttaki l cismine bakıyorum. 2 kere 10 23 daha eksi 23 bölü 10 oldu. Gençler bakın bu ikisinin arasındaki fark şimdi ne oldu arkadaşlar? Ne yapmam gerekir? Eksi 23 bölü 10'dan eksi 38 bölü 10'u çıkarmam gerekir. Bu aradaki fark arkadaşlar ne yapıyoruz? 2 eksi yan yana gelince artıya çeviriyoruz. Eksi 23, 38 daha 15 bölü 10 yukarı çıkmıştır diyorum gençler. 15 bölü 10 kadar yani şu artı gençler. Evet bunlar sadece eşittir. 15 bölü 10 kadar yukarı çıktı. O halde K cismi de gençler 15 bölü 10 kadar aşağı inecek. Yani 4 tam 1 bölü 4'ten 15 bölü 10'u çıkarmamız gerekir. Şimdi çıkarma yapmadan önce tam sayılı kesirimizi bileşik kesire çevirelim. 4 kere 4 16 bir daha 17 bölü 4 eksi 15 bölü 10 Buradan paydaya eşitleyecek olursam gençler 5 ve 2 ile genişletelim. 17 ile 5 çarparsam 85 bölü 20 eksi. 2 ile 15 çarptım 30 bölü 20. 85'ten 30 çıkartırsam gençler 55 bölü 20 olur. Şimdi baktığımız zaman cevaplarda 55 bölü 20'yi direkt göremiyorum. Bunu da şöyle 5 ile sadeleştirelim. 55 ile 5'e bölersem 11 bölü. 4 olur diyorum. Bakın 11 bölü 4 cevabını A seçeneğinde doğru seçenek olarak görüyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla bu testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.